başında. Evet ama sizce gerçekten sıkıntı biz genel başkanımız da her yerde söylüyor. Yani vergilerin kesinlikle karşılanması gerektiğini düşünüyorsunuz. Zekat birimlerinin karşılanması gerektiğini düşünüyorsunuz. Özellikle sizin sektördeki herkese sonuna kadar destek vermesi gerektiğini söylüyor. Ama hükümet sağ olsun hiç umurunda değil. Geçti çete haricindeki insanlar umurunda değil yani. Ya biz meslek olarak da biraz çok hükümet adına öngörülen bir meslek değil. Evet. Biraz kaygı var istedimizde. Çok işte barbürhane, pavyon, kıraathane, bu şeylere sıcak bakmıyor. Kendileri açıyor başkanım. Açıyorlar. İllak kıraathaneleri. Yani o illak kıraathanesi de Sayın Başkanı'nın öyle hasbarkadar söylediği bir şeydi de tutmadı. Yani Uşak Bilbağ'da bizim bildiğimiz halk tutmanesini çevirip Sırf o oradan de. Cumhurbaşkanı'nın bir şey söylemesi, arkasından bir şeyler yapılsın diye yapılmış şeyler. Yoksa hiç etkisi bile olmaz yani. Evet. Görüyoruz yani normal. Türkiye genelinde de aynı yani. Şimdi o yıkılan yerlerin millet bahçesi mi? Orada millet bahçesi herhalde. Güya öyle de. Aslında şey. Millet bahçesi diye yazıyor. Harcanan paraları bilmiyoruz öyle. Yani. Ne kadar harcadığı yok yani. Nurullah Başkanı sağ olsun. O dönemde seçime yetiştireceğim. Orada baştan sarmışlar yaptı. Ne içeriz? Şimdi biz oda başkanıyız. Ben bir teşkilata yeni girdim. Yani ilk dönemimizin. Yani ben çok hoşlanmadım yani yaşadıklarımda, gördüklerimde. Şimdi ben burada bir oda başkanıyım. Ben kimi temsil ediyorum? Kahveci zaten. Evet. Şimdi ben daha çok böyle siyaset bank başına düşüyorum. Genel manada söylüyorum. Yani kahveci o mevcut hitap etmem kesimi hitap etmiyor ama daha çok böyle buradan kademe atlayabilir miyim, zıplayabilir miyim? Basamak. E şimdi bizim üstümüzde federasyon var, biz federasyona bağlıyız. Türkiye Kahveciler Federasyonu. Evet. Ben şu süreçte her kanal açtığımda federasyon başkanını görmem lazım. Yani biz bu kadar mağdursak eğer ki mağduruz, benim federasyon başkanım nerede? Şu süreçte ben televizyonda federasyon başkanı değil de Ankara Kahveci Odası Başkanı'nı göreceksem federasyon başkanına ne yapar? Boşuna ne yaparız? Yani şimdi bir federasyon başkanı şu gün şartlarda 15 binden maaş alıyor. Bunu kimden alıyor? Bizim üyemizin getirdiği aidatlardan %3 kesintiler alıp şimdi oradan biraz daha yukarı çıkalım. Kime bağlıyız biz? TESK'e bağlıyız. Şimdi ben de bir para alıyorken bize ne kadar savundu? Ne kadar bizim hakkımızı aradı? Bu da şüphe. Bu sıkıntı değil. Şimdi yukarıya kadar geldik. Hükümet zaten bizi istemiyor. Kahveci sektör olarak, sektör olarak bunu istemiyor. Şimdi seni temsil eden kişi sana bu şekilde yaklaşırsa hükümetin de bu kadar yaklaşması gayet doğal. Ha hükümetin yaptığı doğru mu? Bize bakış açısı çok yanlış. Ama yanlış yukarı aşağıdan yukarıya doğru geliyor. Yani bizi savunan insanlar yok. Şimdi Ankara... Boşver. Şu an itibariyle bizi dillendiren ve bizi konuşan sadece Kılıçdaroğlu. Yani biz şunu da farkındayız, şu binen lirayı bizi baskılmışlar oldu. Mecliste yaptığı destefa ne verdiyiz? Bir cevap veremedikleri için yapılan bir destek bence yani. Ya sonuçta vergi veriyorsun. Belki uzun yıllar bir cümle kullanıyorlar. 40 yıl devlete vergi veriyorsun, 40 yıl size bakamadılar demiyor. Tabii ki bütün kazancının bir karşılaması çok mantıklı bir şey değil. Yani herkes bir ekonomik kriz yaşıyor, sıkıntı yaşıyor ama sonuçta senin bir ailen olduğunu, çalıştırdığın insanın bir ailesi olduğunu ve bunların geçinmek zorundalığını bilmesi gerekir. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda kahveci en çok etkilenen sektör oldu. Aynen. Yani şimdi mesela tabii berberler odası da bununla ilgili dert yanıyordur ama herkes illegal bir şekilde belki işini yürüttü bu süreçte ama kahvecilerin böyle bir şansı yok. Yani siz gidip bir yerde oyun oynatamazsınız. Sonuçta yasak olan bir şey. Yani oynatanlar var da biz onları zaten size zaten onlar uymuyor. Bünyenizde istemediğimiz evet, istemediğimiz insanlar. Onlar parasını kumar oynuyor. Yani kıraathane da atmıyor. Parasını kumar oynuyor. Bu açıdan sanki size buraya işte bir işte açlık verelim gibi değil. Tam tersi yani ayakta kalabileceğiniz, yaşayabilmeniz için gerekli. Bazı meslekler öyledir ki insanlar ciddiye almaz ama şöyle bir düşünürsen de her yerde vardır. Örneğin kıraathaneler. Herkesin gittiği, oturduğu bir kahve vardır. Arada bir işte kağıt örneği, okey örneği, çay içeyim dediği bir yer vardır. Ama şu an bunlar hepsi kapalı. İnsanlar bir yerde de oturamıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı yani. Adaletsizlikler başkanım. Şimdi kahve kapalı, tamam. Mantıklı olarak düşünüyoruz. Çok güzel. Kapatalım. Kapalı alan. İnsanlar yoğun girdiği yer. Öyle değil de öyle farz edelim. Anladık. Tamam çok doğru. Bizi kapattınız. Şimdi Atapark civarında kafeler var. Açık bir yerden bahsediyorum. Millet üst üste oturuyor. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman kahveciyi kapatmanın bir anlamı kalmıyor. Şimdi fırınlar var, simit sarayları var. Başkanım ona gerek yok. Kendi kongreleri var.
yani. İşte kendi mitingleri var. Sen boşver. Yani onlar da ekmeğini kazanmaya çalışıyor da. İlçe kongresi yaşadık. Evet. Yani orada da bütün herkese aşağılarından 100 kişi falan vardı. Yani. Uşak'ta en büyük artış ilçe, orada ilçe kongresinden sonra oldu yani. Evet. Yani orada da bir şey oldu. Ya bunlar aslında bizi üzüyor. Yani şimdi burada biz istiyoruz ki adalet. Şimdi başımızdaki partinin şeyi de zaten başlığı adalet ama şimdi biz kahveci esnaf olarak hiçbir adaleti görmedik. Ha samimiyetimle söylüyorum. Yani 2023'te seçimler bunu da yapılır. Bazı derse 2023'te seçim var. Bu kahveci esnafın bir tanesi NAK Parti ölmemiş sırasında. Ama o süreçte göreceğiz ki bizden önce boş şey yapacağız. Yani. Orada bir durum içeriz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani burada dosya sanmıyoruz. Bir sohbet ediyoruz yani. Şimdi böyle olunca da biz makam teşkil eden insanlar da yeterli refleksleri veremiyoruz. Çünkü ben şu an kahve için çıkacağım, bağıracağım, çağıracağım, çıkacağım. 3 gün sonra nerede arkada kimse yok. Böyle bir durum. Bakın, bir miting denemesi de olmuştu. Yani heykelinin. Evet şey yaptık. O kadar. Orada bir şey olması lazım. Yani 4-5 koldan insanları aramamız lazım. 20 kişi yok herhalde. Şimdi kahvecinin biri beni ben hep anlatıyorum. Her gün oluyor. Başkanım ben gittim, öldüm, kahvem kapalı. Hadi gel. Özellikle aradım. Eleman yok, ben gelemem. Aldığımız cevap bu. Oyun yasak, kahve açık. Para kazanamıyorum diyor. 20 lira, 30 lira kahve kapatıyorum diyor. Hem eleman yok. Benim 2'de yarın gel dedim dedi. Eleman yok diyor. Yani komple bir baştan başa bir sıkıntı. Toplumda sıkıntı var. Aynen öyle. Aynen. Herkesin yanındayız. Allah'ın olsun. Biz Beşliçe denem vergilerini sileceklerine KDC'ye destek olsun diyoruz. Cumhurbaşkanı 8 tane uçağa bineceğine, bir cuma namazına yüzlerce arabayla gideceğine, kahvecinin, ezilen, işte sıkıntı olan esnafın halini çözsün istiyoruz. Dedim baştan söylediğim gibi niyet önemli. Zaten çözmek isteseler, bu ülke çok zengin bir ülke. Ama ne yazık ki her yerden bir peşkeş çekiliyor. 128 milyar dolar nerede bilen yok. Şimdi aşı süreci başladı. Aşıyla ilgili bir, ben doktorum, şöyle bakıyorum, süreç nasıl işleyecek? Maske olayına hızla dönmeye başladı. Hızla dönmeye başladı. Hani insanlara izin verseler de kendi olanaklarıyla aslanan gibi. Ama yurt dışında olduğu gibi bu kara gün için saklanan paralar olması lazım. Ama bunlar şehit paraları bile için, bağışlar için bile hepsine el koymuş bir grup. Şu an her yerde söylüyoruz yani. 15 Temmuz Şehitler Derneği'nin başkanı FETÖ'cü. Yani tuhaf böyle bir durum var orada. Yani çelişkiler yuma. Ama ben hani bu süreçte tabii her sektör, biz de kendi sektörümüzde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama sizin kadar ağır yaşayan bir sektör yok yani. Bu açıdan bir hile tarzında mutlaka bir para yardımının yapılması, sigorta primlerinin, vergilerinizin bir yıl ertelenmesi deniyoruz biz. Yani silinmesi, net bir şekilde silinmesi gerekiyor. Başka türlü ayakta olmuyor.